Ekranda dört farklı molekül görüyorsunuz. Bu moleküllerden her birinin saf bir örneğine sahip olsaydık, sizce bu örneklerden hangisi en yüksek kaynama noktasına, hangileri ikinci, üçüncü ve dördüncü en yüksek kaynama noktasına sahip olurdu? Her zamanki gibi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi birlikte yapalım mı? Bu soruyu cevaplayabilmek için moleküllerden hangisinin sıvı haldeyken moleküller arası kuvvetlerin daha büyük olduğunu bulmamız gerekiyor. Neden mi? Moleküller arası kuvvetlerin büyük olması, gaz haline geçebilmek adına bu kuvvetlerin üstesinden gelebilmek için çok daha fazla enerjiye ihtiyacımız olması, başka bir deyişle kaynama noktasının daha yüksek olması anlamına gelir. O halde hemen moleküller arası kuvvetlerin neler olduklarını hatırlayalım. Hidrojen bağlarıyla başlayalım ve not edelim. Hidrojen bağlarının dipol-dipol etkileşimleri arasında en kuvvetli bağlardan olduğunu ve London dağılım kuvvetlerinden büyük olduklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Diyetil eterde hidrojen bağı yoktur. Demek istediğim buraya baktığımızda hidrojenin azot, oksijen ya da florla bağ yaptığını görmüyoruz etanolde bir tane oksijen hidrojen bağı bulunur. Metanolde de bir tane oksijen hidrojen bağı bulunur. Son olarak suya gelecek olursak iki tane oksijen hidrojen bağı olduğunu görüyoruz. Moleküller arası kuvvetler toplamına hidrojen bağı tarafından yapılan katkıya göre bir sıralama yapacak olursak su iki tane hidrojen bağı olduğu için birinci sırada olur. Metanol ile etanol ikinci sırada yer alır. Hidrojen bağı olmayan dietil eterse sonuncu sırada. Sadece bunu hesaba katacak olursak suyun kaynama noktası en yüksek, dietil eterinki ise en düşük diyebiliriz. Metanol ile etanol arasında bir ayrım yapmak için de farklı dipol kuvvetlerini incelemek gerekir. Ancak bunu böylesine bir çizim üzerinden yapmak hiç de kolay olmaz. Hatta moleküler bazda dipol momentleri eşit bile olabilir. Bu yüzden gelin London dağılım kuvvetlerine bir göz atalım. Bunu da farklı bir renkte yazacağım. London dağılım kuvvetleri. İsterseniz yine hepsini sıralayalım. London dağılım kuvvetlerinin moleküllerin ne kadar kutuplanabilir olduğuna bağlı olduğunu hatırlıyor olmalısınız kutuplanabilirlikte molar kütleyle bağlantılı olan elektron bulutunun büyüklüğüyle alakalıydı. Molar kütlesi en büyük olan diyetil eter, sonra etanol, sonra metanol, sonra da su geliyor. Bunu hemen kolayca nasıl söyleyebildiğimi merak etmiş olabilirsiniz. Etanol elde etmek için diyetil eterden atom koparabiliriz. Benzer şekilde metanol elde etmek için de etanolden ve nihayet su elde etmek için de metanolden atom koparabileceğimize göre molar kütle sıralamasının bu şekilde olduğundan emin olabiliriz. Şimdi, London dağılım kuvvetlerine bakarak suyla diyetil eterin sırasını değiştirmek doğru olmaz. Neden diyecek olursanız, London dağılım kuvvetleri hidrojen bağları yanında çok daha zayıf bağlardır. Yine de etanol ile metanol arasındaki eşitliği bozabilirler. Kısacası bu molekülleri kaynama noktalarına göre sıralayacak olursak en yüksek kaynama noktası suyundur. Sonra bir bakalım etanol eşitlikten galip çıktığına göre ikinci sırada etanol gelir. Sonra metanol ve en sonda diyetil eter. Gerçek veriyi de inceleyelim. Gördüğünüz gibi az önce söylediklerim tutarlı. Kaynama noktası en yüksek olan su, ikinci sırada etanol var. Metanol üçüncü ve dietil eter de sonuncu. Evet, tam da az önce söylediğim gibi. Taboda bir de buhar basıncı denilen bir kavram olduğunu, bunun için kaynama noktasının tam tersine bir sıralama söz konusu olduğunu görmüş olmalısınız. Bakın, kaynama noktası yüksek olduğunda buhar basıncı düşük oluyor. Kaynama noktası düşük olduğunda da yüksek oluyor. Peki, buhar basıncı nedir ve neden kaynama noktasıyla birbirlerine ters hareket ederler? Bu arada bu videoda buhar basıncı konusunun detayına girmeyeceğimi de hemen söylemek istiyorum. Merak ediyorsanız bu konudan bahsettiğimiz diğer videolara göz atabilirsiniz. Neler olup bittiğini anlamanız için kapalı bir kap düşünün. İçine buradaki moleküllerden birinin sıvı halinden bir örnek koyacağız. Ölçekli bir çizim olmayacak ama bunların da moleküller olduklarını düşünün. Sıcaklık çok önemli. Şu an 20 derece Celsius olduğunu not edelim. 20 derece Celsius bu moleküllerin hepsinin kaynama noktasından düşük bir sıcaklık olduğundan hangi molekülü kullanırsak kullanalım örnek sıvı halde olacak. Ancak moleküllerin hepsinin aynı kinetik enerjiye sahip olmadıklarını da biliyoruz. Sıcaklık ortalama kinetik enerji ölçüsüdür. Ama az önce de söylediğim gibi moleküller hareket halindeler. Birbirlerine ve kaba çarpıyorlar. Farklı konumlara geliyorlar. Farklı hızları ve farklı kinetik enerjileri olduğundan da zaman zaman hem konumu hem de kinetik enerjisi uygun olan bir molekül buradan kurtulup gaz hale geçer. Bu durum bu şekilde devam eder. Ve gaz halinde olan moleküller de birbirlerine ve kaba çarpmaya başladıklarında bazıları sıvının yüzeyine doğru kinetik enerjiyle yaklaşıp doğru konuma geldiğinde moleküller arası kuvvetler tarafından yakalanır ve yeniden sıvı hale geçerler. Bu şekilde sıvı halden gaza, gaz halden de sıvı hale geçiş devam ederken buhar basıncı yeterli seviyeye geldiğinde buhar basıncının buradaki gaz halde olan moleküllerin çarpışmaları sonucu ortaya çıktığını da hemen ekleyeyim. En sonunda bir denge duruma geliriz. Kaynama noktası düşük olan başka bir deyişle moleküller arası kuvvetleri zayıf olan maddeler bu durumda olduğunda daha fazla buhar ortaya çıkar ve denge durumuna ulaşmadan önceki buhar basıncı da bu yüzden daha yüksek olur. Bunun tam tersi moleküller arası kuvvetler büyük olduğunda sıvı halden gaz hale geçebilecek molekül sayısı daha az olacağından denge durumuna ulaşıldığında buhar basıncı da daha düşük olur. Aynen burada gördüğümüz gibi. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Şu ana kadar öğrendiklerimizle ilgili bazı alıştırmalar yaptık. Ayrıca buhar basıncının ne demek olduğunu ve moleküller arası kuvvetlerle olan ilişkisinden de biraz bahsettik.